Herkese merhaba. GoCongre ile içerik üretmeye devam ediyoruz. İlk videoda GoCongre ile quiz dışında kalan içerik türlerine anlatmıştık, ağırlık vermiştik. İşte biz GoCongre kullanarak hatırlatma bazlı söylemekte fayda var. İşte sunumlar hazırlayabiliyoruz. Flashkartlar düzenleyebiliyoruz. Efendim zihin haritaları geliştirebiliyoruz. Veyahut da özellikle yazılım işiyle de ilgileniyorsanız akış şemaları düzenleyebiliyoruz. Veyahut onlarla devre teması falan yapılabilir mi bilmiyorum. Ben konunun çok uzmanı olmadığım için detaya girmedim. Oradan belki de elektronik anlamda bazı tasarımlar da gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Her neyse, biz bu videoda sınav ağırlıklı içerik oluşturacağız GoCongre yardımıyla. GoCongre'ı öncelikle başlatmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için iki yolumuz var. Birincisi, web tarayıcımız açıkken buraya gocongre.com yazarak girebiliriz. Veyahut da web tarayıcımızda Google açıkken arama kutusuna girip orada GoCongre yazıp ilk gördüğümüz bağlantıyı tıklatarak GoCongre'ı başlatabiliriz. Başlattığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Tabii ki bu ekran değil. Şu ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranı gördüğünüzde diğer web araçlarında olduğu gibi tabii ki öncelikle geçerli bir elektronik posta adresiyle kayıt olmamız gerekiyor. Ve kayıtlı olduğumuz bu e-posta adresiyle de oturumu başlatmamız gerekiyor. İlk videoda ben zaten kaydın nasıl olacağından bahsetmiştim. Zaten aman aman bir özelliği yok. Öncelikle bir sözleşme onayı istiyor sizden. Daha sonra da diğer rutin web araçlarında olan kayıt ekranı karşımıza çıkıyor. Oturumu açacağız. Bunun için oturumu aç linkini tıklatmam gerekiyor. Burayı tıklattığımda ben 3 farklı şekilde oturum başlatabilirim. Tabii ki kayıt nasıl olduysa o önemli. Gmail hesabını tercih edebilirsiniz. Sosyal medyadan Facebook yardımıyla giriş yapabilirsiniz. Veyahut bunların dışında kalan bir e-posta adresiyle oturumu başlatabilirsiniz. Asıl olan nedir? Kayıt olduğunuz elektronik posta adresidir. Google kullanarak oturumu açın linkini tıklatıyorum. Ve buradan kayıt olduğum Gmail hesabını seçerek ortamı açıyorum. GoCongre ekranı bu şekilde arkadaşlar. İçerik üretebileceğim bölümler nerede? Şurada oluşturma linkinin içerisinde. Sol tarafta arkadaşlar düzenlemeler yapabileceğim, işte ders isimleri, konulara girebileceğim, grup tanımlamaları yapabileceğim bölümler var. İşte buradan iletişim ve paylaşımla ilgili kısımlarını da yapabileceğiniz kısımlar burası arkadaşlar. Ekranın sağ tarafında farklı alanlarda üretilmiş içerikleri aramak için kullanabilirsiniz. Burada süzme işlem yapabileceğiniz alanlar var. Bunları seçebilirsiniz. Üretmek istediğimiz zaman ne yapacağız? Oluşturmak linkini tıklatacağız. Tıklatıyorum. Ve burada sınav ya da İngilizce karşılığıyla quiz'i seçmem gerekiyor. Tıklattım sınavı. Ve burayı tıklattıktan sonra arkadaşlar quiz ekranı geliyor karşıma. İlk olarak genellikle tabii ki ne yapacağız? İçeriğe ilişkin ya da kaynak diye olarak tanımladığımız, isimlendirdiğimiz bilgilerin girildiği bölüm var. Burada isimsiz yazıyor. Burayı tıklattığınızda bakın kaynak ayrıntıları ya da İngilizce karşılığıyla resource details penceresi karşımıza çıkıyor. Burada başlık kısmına tabii ki içeriğimize, kaynağımıza bir isim vermemiz gerekiyor. İşte coğrafya 9. sınıf İkinci test diyelim mesela. Ondan sonra konu kısmına gelip buradan hangi alan seçeceksek bunu belirtmemiz gerekiyor. Burada eğer alanınız yoksa şuradan yeni konu oluştur linkini tıklatıp buradan bağımsız bir şey açabilirsiniz. Sayfa açabilirsiniz. Bunu ilk şeyde göstermiştim zaten ilk videoda. Buraya tıklattım. Hemen altında etiketler var. Bulunmasını kolaylaştıracak. İşte buna efendim coğrafya diyelim. Isı diyelim. Efendim sıcaklık diyelim. Hava diyelim. Atmosfer diyelim mesela.
Bunları girdikten sonra altta hazırladığınız içeriğe yönelik açıklamalara girebildiğiniz bölüm var. Burası seçimlik. İster girebilirsiniz, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Bunu girdikten sonra kaydet düğmesine basarak arkadaşlar bu bilgilerin bulunduğu şeyi kapatabilirsiniz. Buraya girdik. Bakın zaten şeyi de yönlendiriyor sizi. GoCongo'da yönlendiriyor. Tabi ara ara bu sayfa çıkacaktır en altta. Hayır teşekkürler kesin umurumda değil linkini tıklatarak kapatabilirsiniz. Buraya tıklattığımızda en solda soru ekle düğmesini tıklattığınızda GoCongo ile ne tarz sınav içerikleri oluşturabileceğinizi gösteriyor. Yabancısı olmadığımız şeyler bunların hepsi. İşte çoktan seçmeli sorular hazırlayabiliriz. Onay kutulu sorular hazırlayabiliriz. Doğru yanlış içerikli sorular hazırlayabiliriz. Boşluk doldurmaya yönelik 3 farklı seçenek var. Direkt metin girebileceğimiz veyahut burada tabii ki drop down bu. Bunu çekme listesi diye çevirmişlerdi keşke. Drop down diye bahsettiğimiz bir listenin içinden seçmemizi sağlayan içerik üretebiliriz. Veya sürükle bırak tarzı içerikler üretebiliriz. Efendim label image dediğimiz bir şey türü var. Sınav türü var burada. Buraya girip bir görsel üzerinden içerik üretebiliriz. O görselin belli bölgelerini tıklatarak, tanımlama yaparak sorular üretebiliriz. Zaten birazdan buna benzer örnekler yapacağız. Evet, ilk olarak çoktan seçmeli örneği anlatalım. Çoktan seçmeli örneği seçtiğimiz zaman tahmin edebileceğiniz gibi bir soru metni bölümü var ve seçeneklere girebileceğimiz kısımlar var. Biz gerek soruda gerek soru metninde gerekse seçeneklerde ses kayıtları ve görseller kullanabiliyoruz sorumuzun türüne göre. Hemen girelim. Bir çoktan seçmeli soru örneği. Örneğin soru metnimiz şu olsun. Görseldeki Mısır piramitleri hangi dönemin önemli merkezlerindendir ifadesini geliyorum. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Ve oradaki görseli soruma eklemek için, soru metnine eklemek için şuradaki Attach Image düğmesini tıklatıyorum. Tıklattım. Burayı tıklattığımda arkadaşlar GoCongo beni medya kütüphanesine yönlendiriyor. Arkadaşlar biz medya kütüphanesinde iki kaynaktan faydalanabiliriz. Birincisi bilgisayarımızda bulunan medyalardan. Nedir medyadan kastettiğimiz? Efendim ses dosyaları, görsel dosyalar, videolar, işte efendim web sitelerinden tuttuğumuz embed kodları falan hepsi medya kütüphanesi içerisinde yer alabiliyor. Yani bunları biz bilgisayarımızdan alabileceğimiz gibi internetteki görsellerden, görsel kaynaklardan, medya kaynaklarından faydalanabiliriz. Buraya girdiğinizde daha önceden girilmişse şayet kaynaklar burada görülüyor. Nasıl aktarıyoruz? Hemen onu bir kez daha hatırlatmış olayım. Browse for Mediafire düğmesini tıklattığınız zaman hemen sizi bilgisayarınıza yönlendiriyor ve buradan hangi görseli seçecekseniz buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Şurada mıydı o görüntüler? Dışarıda. Şurada galiba evet. Şurada mesela şunu da almış olalım. Buraya girdiğinizde görselinizi GoCongo'nun medya kütüphanesine atmış oluyorsunuz. Bizde zaten kayıtlı var. Nasıl kullanacağız? Üzerine bir kez tıklatacağız. Görselin şey medyamız seçiliyken Insert düğmesine bastığımız zaman bakın görsel burada karşımıza çıkmış oluyor. Evet, seçeneklere gireceğiz. Hemen geldik. Yakın çağ. A seçeneğine girdim. Efendim, B'de taş devri. Bunu girdikten sonra şuradan artı düğmesine basarak veya şuradaki Additional Option düğmesini tıklatarak seçenek girmeye devam edebilirsiniz. Burayı tıklattım. C seçeneğine giriyorum. Efendim,
Son olarak D seçeneği ekleyeceğim. Aynı şekilde veya şuradaki artı işaretine basarak. Hadi bu sefer de artıya basmış olalım. Buraya girip ilk çağı yapacağım. Tabii ki ilk çağ nedir? Sorumuzun doğru cevabıdır. İşlemi tamamlamadan önce ne yapmam gerekiyor? Doğru cevabı şuradaki kutudan seçmem gerekiyor. Correct düğmesine bastığım zaman işlemi tamamlamış oldum. Çoktan seçmeli soru bu şekilde giriliyor arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim ama önce kaydedeyim. Kaydettikten sonra şurada sidebar yazıyor. Buraya şu anda görüldüğü gibi slide mantığıyla takip edebileceğiniz gibi şunu tıklatarak bunu gizleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Şurada quiz ayarları yapabileceğiniz bir bölüm var. Buraya girip işte rastgele soru üretme, hatta şurayı Türkçesine açayım daha anlaşılır olsun. İşte soru sayısı sırasını rastgele belirle. Efendim doğru cevapları kontrol etmesine, görmesine izin ver seçenekleri. İşte zaman sınırı gibi bir quizde yer alabilecek şeyler, düzenlemeler, ayarlamalar burada var arkadaşlar. Burada bunları yapabiliyorsunuz. Efendim ikinci soru tipimiz efendim onay kutuları olmuş olsun. Onay kutuları çoktan seçmeden farkı nedir? Onay kutularında birden fazla doğru cevap vardır ve sorunun doğru cevaplanabilmiş olması için doğru olarak belirlenmiş seçeneklerin tümünün seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani doğru cevaplardan birisini seçmezse öğrenci veyahut da seçilmemesi gereken bir şeyi seçtiğimiz zaman cevabı, sorunun cevabı yanlış diye değerlendiriyor Go Kongre arkadaşlar. Yapalım buna ilişkin bir örnek. Onay kutularına girdim. Bakın buraya da girdi. Buna ilişkin arkadaşlar asal sayılara ilişkin bir örnek aklıma geldi. Bunu zaten TeacherMate'i videosunu izlemiş olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. İşte şöyle bir soru olsun. İşte bu soru metnimiz olsun. Asal sayılara ilişkin. Geldim şöyle. Buraya yapıştırdım. Ne yapacak öğrenci? Bir bilgi veriyorum asal sayıya ilişkin ve öğrenci buradan şeyleri işaretleyecek. Asal sayıları işaretleyecek. İşte 2 3 4 5 6 ay 3 tane 5 oldu. Hemen şunu 6 yapalım. 7 8 ve de 9. Buraya girdik. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Öğrencinin doğru cevapları belirtmemiz gerekiyor. Hemen şurada hatırlamak bazlı bir daha bakalım. 2, 3, 5 ve 7. Birden büyük olacağı için 1 olmuyor. 2, 3, 5 ve 7'yi doğru olarak işaretlemem gerekiyor. 2'yi işaretledim. 3'ü işaretledim. 5'i işaretledim. Ve 7'yi işaretledim. Eğer öğrenci 2'yi, 3'ü, 5'i ve 7'yi işaretlerse doğru puan almış olacak. Ve tabii ki bunun dışında yanlışlıkla bile olsa 1'i vesaireyi işaretlememesi gerekiyor. Evet, bunu girdikten sonra Save düğmesine basarak bakın bu örneği de işaretlemiş oldum. Efendim, 3. sırada doğru yanlış testi var. Bu yabancısı olmadığımız bir örnek. Burada ben size şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki isterseniz çalışmalarınızda quizde görsel ve ses kaydı kullanabilirsiniz demiştim. Buna ilişkin mesela İngilizce ile ilgili bir soru koymuş olalım. Buraya girdim. Öğrenci bir sesi duyacak ve duyduğu sesi şeye kaydetmiş olacak. Efendim görselden doğru mu yanlış mı diye belirlemiş olacak. Bunu tespit etmek için yapılacak bir çalışma. Hemen geldim buradan. Ses ekle diyorum. Ve Architech'i seçtim mesela. Şuraya girdim. Ve bir de resim ekleyeceğim. Mesela yanlış cevap vermiş olalım. Bakın burada
öğrenci doktor resmini görüyor ama mimar sesini duyuyor. Bakın dinlemiş, dinletim size. Architect. Architect. Gördünüz mü? Şimdi ben buna diyorum ki sesi, ses kaydını dinle. Görsel ile, ama şurada her seferinde çıkıyor. Sinir bozucu bir şey. Karşılaştır. Doğru veya yanlış olarak işaretle dedim. Ne yapacak öğrenci normalde? Tabii ki şeyi işaretlemiş olacak. Yanlış demesi gerekecek. O yüzden şuradan bunu işaretlemiş oluyorum. İsterseniz soruya ilişkin açıklama ekranında açıklama bilgilerini buraya yazabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Tabii ki öğretmene yarar. Yani gerek sizin bu soruyu ne amaçla hazırladığınızı veya işte aynı hangi kazanıma hitap ettiğini gibi bilgilendirici şeyleri, metinleri buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hepsi bu kadar. Bakın, bunu da buraya kaydetmiş oldum. Efendim, şimdi boşlukları doldurmaya ilişkin örnekler yapalım. Buraya girdim. Bakın, bir tane metin seçeceğim. Burada çoktan seçmeli. Hemen şuradan boşluk doldurma örneği açalım. Mesela diyelim ki öğrencimize şunu soracağız. Dünyayı çevreleyen gaz tabakasına tıt 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 denir diyeceğiz. Nokta nokta denir diyeceğiz. Hemen geldim. Önce metnin tamamını buraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna girdikten sonra bakın şurada boşluk eklemeye başlayın diye bir düğme görüyorsunuz. Burayı tıklatın ve hangi kısmın görünmesini istemiyorsanız, öğrencinin yazmasını istiyorsanız o kelimenin üzerine şöyle vurgulayın arkadaşlar. Ha, hemen bir şey söyleyeyim. Burada Türkçe'ye geçince nedense şurada sayma olmuyor arkadaşlar. Bu aşamadaki benim şu anda yaptığım gibi Türkçe kullanıyorsanız hemen bunu İngilizce'ye çevirin şuradan. Ondan sonra devam edin. Gördünüz mü? Böyle bir şey yapıyor. Neden anlayamadım. Herhalde aracın böyle bir bakı var. Veyahut da bunu dikkate almamışlar. Evet bakın İngilizce sayfaya dönüştüğü zaman ancak bunu yapabiliyor. Bunu seçtim. Sonra Add Blank düğmesini tıklatmam gerekiyor. Buraya tıklattığımda kelimeyi buraya hemen alıyor. Case sensitive var. Büyük harf küçük harf duyarlılığı demek bu. Eğer buradaki harflerin büyük veya küçük olması önemliyse, değerlendirmeyi etkileyecekse bunu seçmeniz gerekiyor. İsterseniz remove blank diyerek de işleminizi iptal edip yeniden düzenleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bunu da kaydediyorum. Bakın. Efendim. Beşinci örnekte drop down nasıl olacak? Burada boşluk yerine çekme listesi kullanmayı amaçlıyor. Hemen geldim buraya. Aynı şekilde buraya soru metnine gireceğim. Bu sefer ne yapalım? Şu ikinci soruya girmiş olalım. Şöyle bakın. Biyosfer. Bakın böyle seçtim. Ondan sonra tıpkı az önce yaptığımız gibi Start Adding Blanks ya da boşluk eklemeyi başlat linkine tıklatıyorum. Burayı tıklattıktan sonra hangi kelimeyi alacaksam seçiyorum. Bakın BIOS veri seçtim. Seçtikten sonra Add Blank düğmesini tıklatıyorum. Ve buna tabii ki doğru cevap diyorum. Ondan sonra da o liste içerisinde yer almasını istediğim kelimeleri alt alta sıralıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. İşte atmosfer olsun diyorum. Geldim ikinci seçeneğe. Atmosfer yaptım. Buradaki artı işaretine bastım. Efendim litosfer demiş olayım. Geldim litosferi ekledim. Hadi bir tane daha girmiş olayım. Ekosistem demiş olalım. Gördünüz mü? Diğerinden tek farkı birden fazla cevap olması ve de doğru cevap mutlaka
işaretlememiz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tamamlamak için gene Save düğmesine basıyorum. Evet, bakın şeyde ekleme bu şekilde oluyor. Çekme listesi bu şekilde oluyor. Başka sürükle bırak yapabiliriz. Sürükle bırak da ne yapıyor arkadaşlar? Bir listenin içinde değil, bir kutunun içinde değil de soru metninin altında kelimeleri gösteriyor ve siz sürükleyerek o boşluğu tamamlıyorsunuz. Hadi yapalım. Geldim. Drag and drop diyorum. Bakın fill the blanks'in altındaki drag and drop. Burada da var. Karıştırmayın. Label image'in içinde de var. Geldim. Drag and drop'u seçtim. Yine örnek metnimin içerisinden seçelim. Ne diyelim? Mesela atmosferin içinde fazla bulunan gaz azottur. Tabii ki burada gaz dedik. Başka bir şey. Neyse. Uydurma nasıl olsa örnek. Evet, geldim. Siz daha mantıklı şeyler seçin tabii ki. Evet, buraya geldim. Metni buraya yapıştırıyorum. Ondan sonra tıpkı diğerinde olduğu gibi Start Adding Blanks düğmesini tıklatıyorum. Ve burayı tıklattıktan sonra boşluk olacağını düşündüğüm kelimeyi şöyle seçiyorum. Tamamını seçtikten ya da vurguladıktan sonra Add Blank düğmesini tıklatıyorum. Ondan sonra geri kalanını ne yapacağım? Diğer kelimelerden seçeceğim. İşte litosfer demiş olalım. Efendim. Biosfer demiş olalım. Ve son olarak da atmosfer demiş olalım mesela. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Doğru cevabı işaretlememiz gerekiyor tabii ki. Nedir doğru cevap? Şu. Bunu işaretledikten sonra zaten bakın burada da zaten ifadelerde yazıyor neler yapabileceğimizi. Save düğmesine bastım ve kaydettim. Evet, boşluk doldurma soruları da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Geldim. Sürükle bırak uygulamalarına geçiyorum şimdi. Label image dediğimiz bölüm. Burada gene 3 tane soru türü kullanabiliriz. Birincisi metnin doğrudan girilebilecek olan kısmı. Text seçtim. Bakın burada farklı olarak bir soru metnini şey olarak okutabilirim. Ses dosyası olarak okutabilirim. Veyahut buraya girip bir metin yazabilirim. Hemen yazmış olalım. Diyelim ki hücre görseli üzerindeki bileşenleri yazınız dedim. Daha uzun bir şey de yazılabilir. Ve buraya bu sefer fen bilgisinden bir örnek kullanacağım arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi soru metnimde hücre görseli üzerinde işaretleyebileceğim alanlara bu genişlikte, büyüklükte bir fotoğraf kullanacağım arkadaşlar. Geldim. Upload an image. Then click the add labels diyor. Buraya tıklatıyorum. Ve medya kütüphanesinde daha önce kaydedilmemiş bir hücre bulacağım. Bunu daha önceden şeyde kullanmıştık. Zihin haritasında hatırlarsanız. Geldim. Browse for media file diyorum. Ve örneğimde kullanacağım şu boş hayvan hücresi görselini seçiyorum ve buraya yüklüyorum. Az önceki görsel şey çıkıyor arkadaşlar maalesef. Free kullanıcı için diğer videolarda da bahsettim. Bu videoda da bahsediyorum. Sizi hep ücretli kullanıcı olmaya yönlendiriyor. Maalesef öyle bir kötü bir özelliği var bu program. Evet. Bunu seçtim. Siz de karşılaşabilirsiniz diye söylüyorum yani. Sıklıkla da karşılaşacaksınız. Evet. Hayvan hücresini tıklattım. Bakın. Gördünüz mü? Görseli seçti. Ve farenin imleci artıya dönüştü. Artık buradan hangi şeyi soracaksanız arkadaşlar, hangi ifadeleri soracaksanız bunu seçebilirsiniz. Tabii ki birden fazla kullanılabilir. Ve buradan cevapları yazacağız arkadaşlar. İşte örneğin şunu tıklatalım. Ve
Buraya geliyorum. Neyse bu. Hemen şuradan yanlış olmasın diye görsellerime giriyorum. Burada değil. Şurada şu. Pardon, yanlış oldu. Şunu alacağım. Burada neyin ne oldu? Evet, mesela neymiş bu? Mitokondri. Geldim. Buraya mitokondri yazıyorum. Gene case sensitive isterseniz verebilirsiniz. Bunu verdikten sonra ne yapacağım? Buradan bunu seçiyorum. İfadeyi belirttikten sonra geliyorum mesela şunu seçiyorum. Buraya diyorum ki şurada vardı açılmış olan. Neyse yazalım. Endoplazmik retikulum. Diyelim. Bunu kaydedelim. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bir tane de çekirdekçik yapalım. Bakın. Şeyler seçiliyken şu şekilde yanlış olmamasını şöyle bakın. Her birisini işaretledikten sonra bakın şeyler çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar öğrencinin tıklayarak seçebileceği yerleri belirliyoruz. Ondan sonra şurada answer kutusuna da ne yazmasını istiyorsak öğrencinin o ifadeyi yazdırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çekirdekçik yazdık. Hatta şurada da rizozom var galiba, bunu yazalım. Hadi bir de onu seçelim. Şunu seçtik ve şuraya rizozom yazdım. Hemen söyleyeyim. Daha önceki şeylerde de anlattım. Arkadaşlar bu tarz uygulamalarda öğrencinin doğru şeyi tıklamanın tamamını yapması gerekiyor. Yani birisine eksik yapması veya tıklamaması gereken yeri tıklatıyorsa bunda ne yapıyorsunuz? Öğrenci yanlış olarak değerlendiriliyor. Özellikle notu etkileyebilecek kısımlarda bunu yaparken bu durumu dikkate alın arkadaşlar. Ama bu daha çok işte bilgiyi pekiştirme amaçlı kullanılabilecek çalışmalarda kullanılabilir diye düşünüyorum. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar girdik. Buradan işte isterseniz etiketleri silmek için bunu kullanabiliyoruz. Görseli silmek için burada remove düğmesini kullanıyoruz. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz arkadaşlar. Burada gene label image'de buraya girip ikinci sırada drop down'lar az önceki mantığın bu sefer çekme listesine çıkmış hali arkadaşlar. Buraya tıklattım. İşte listeden doğru bileşeni seçin dedim. Ondan sonra gene buraya görselimi alıyorum. Başka bir görsel de olabilir tabii ki. Evet, buraya girdik. Az önceki seçenekleri bu sefer mesela şeyden yapmış olalım. Endoplazmik retikulum üzerinde yapmış olalım. Burayı tıklattım. Buraya geldim. Bakın. Drop down contents kısmı çıkıyor diğerinden farklı olarak. Önceki örnekte hatırlarsanız answer yazıyordu. Tek bir kutu vardı. Buraya girdim. İlkinde tabii ki endoplazmik retikulumu yazıyorum buraya. Efendim. Doğru cevap bu. O zaman işaretlemem gerekiyor. Efendim. Buraya. Mitokondri. Efendim. Kutuyu tıklattım. Rizozom. Efendim. Hadi bir tane daha yazalım. Çekirdek mesela. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu tabii listeyi dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Sorumuzu kaydediyoruz. Şey de bu şekilde. Çekme listesi de ya da drop down dediğimiz özellikle böyle çalışıyor. Şimdi zaten sırasıyla bu örnekleri öğrenci nasıl görecek onu göstereceğim. Evet, son olarak
drag and drop örneği var. Buraya girdiğimizde yine aynı mantık. Artık şey yazmıyorum, ifade yazmıyorum. Siz uygun bir soru metni yazabilirsiniz. Geldi. Yine görselimi seçtim. Buraya girdim. Drag and drop options'ı geliyor. Bakın yine her zaman olduğu gibi. İşte hadi şunu sormuş olalım. Ya da şurayı soralım can. Boşlu. Bakın nereyi sormak istiyorsanız orayı tıklatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tabii ki eğer bunu iptal etmek istiyorsanız remove deyip onu iptal edebiliyorsunuz. Efendim. Hadi endoplazmik retikulumu soralım yine. Buraya girdim. Drag and drop options yazıyor. Aynı mantık. Hemen geldik buraya. Endoplazmik retikulum dedik. Doğru cevap bu olduğu için işaretliyorum. Efendim. Diğer cevaplarda işte çekirdekçik. Efendim. Mitokondri. Efendim. Hadi izozom diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde işaretliyorsunuz. Tek farkı ne? Bunlar soru metninizin altında görüntülenecek şuradaki seçenekler. Diğerinde bir listenin içinde göreceksiniz. Tek fark bu. Bunları oluşturduktan sonra soruyu da cevapladıktan sonra save düğmesine basıyorum ve kaydediyorum. Evet, işlem bu kadar arkadaşlar. Peki nasıl göreceğiz? Hemen bakalım. Bakın burada da tanımlama işlemleri yapabileceğiniz bölümler var. Bunu zaten girmiştik kayıtlarımıza. Bakın gördünüz burada da görünebiliyor. İsterseniz bunu şurada arşiv bölümünde de görebilirsiniz arkadaşlar. İncelemek için ne yapacaksınız? Buraya gelip isterseniz düzenleme deyip devam edebilirsiniz. Mevcut sorulardan silmek istediklerinizi silebilirsiniz. Buradan ilk sorudan itibaren bütün şeyler karşınıza gelecektir arkadaşlar. Gördünüz mü şu şekilde sorularımız buradan hareket edebilirsiniz. Ya da bunları yönlendirme amaçlı öğrencinize söyleyebilirsiniz. Evet, hemen çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. İsterseniz bu ekranı şuradan tam ekran yapabilirsiniz. Şöyle. Ve buradan ne yapacak öğrenci? Cevaplayacak. İşte ilk çarp. Seçenekler farklı şeyi karıştırarak çıkıyor tabii ki. Zaten burada da şey yapıyor, bunlardan bir tanesini seçin diye uyarıyor şeyiniz, programınız. Efendim, next düğmesine bastım. Asal sayıları belirleyeceğim. Nelerdi? 3, 5, 7, efendim, 2 yoktu galiba değil mi? İlk. Hadi seçmiş olalım. Hatta bir tane de yanlış. Neyse yanlışı buna seçmeyelim. Evet. Bakın ne yapıyorum? Her birisini işaretliyorum. Şey olabilecekleri. Asal sayı olabilecekleri işaretliyorum. Evet. Next düğmesine bastım. Bakın. Ses kaydını dinle. Görselle karşılaştır. Nedir bu? Doğru cevap şey. Sesi kullandığımız doğru yanlış örneği. Ne yapacak öğrenci? Şuradan sesi dinleyecek. Architect. Architect. Ondan sonra true mu false mu diye diyecek. False diyecek. Bu şekilde cevaplayacak. Efendim, burada boşluk doldurma var. Gaz tabakasına denenir. Hadi atalım. Aslında atmosfer denir ama azot yazmış olalım. Tıklattım. Bakın, burada çekme listesi ya da drop down dediğimiz özellik bu. Bakın, listeden buradan ne yapacak? Seçecek. Biosfer doğru cevabını seçmiş olalım. Kutudan seçiyor buradan. Efendim. Burada bakın drag down işte bu. Ne yapıyor buradan? Seçeceğiz. Bakın. Güzel tarafı şu. Öğrenci buradan yanlış cevabı seçtikçe şey geri geliyor. Gördünüz mü? Azotu geldiği zaman lap diye oturacak. Oturmadı. Maç oldu size. Niye olmalı? Azot değil miydi doğru cevap? Bu soruda bir şey var. Evet,
Evet, oturdu şimdi, evet. Azot diye hatırlıyordum çünkü. Ablam beni mahvedecek. Evet, gördüğünüz gibi coğrafya sorusunda bu şekilde giriyoruz. Next düğmesine bastım. Bu sefer sürükle bırak örneği var karşımızda fen bilgisinde. Burada ne yapacak? Öğrenci bileşenleri yazacak. İşte buraya tıklattığında hemen şurada bir kutu açılıyor. Buraya gelecek. Mitokondri yazacak. İşte buraya gelecek. Endoplazmik retikulum yazacak. Dediğim gibi buradaki ifadelerden birisini yanlış yazsa veya yazmasa soru yanlış olarak değerlendiriyor GoCongr arkadaşlar. Efendim şuradaki izozom. Bakın şurayı tıklatıyor. Çekirdek çek. Evet. Arkadaşlar bunlar tabii şey için de önemli olabilir. Yani bu tarz sorularda özellikle öğrencinin İngilizcesini, yabancı dilini geliştirirken işte metinime girilmesi gerekiyor. Sürükle bırak mı seçimi önemli. Diğer taraflarında asıl olan öğrencinin bilgisini ölçmek olacağı için çok da fazla önemli olmayabilir. Bu tamamıyla sizin tercihiniz olabilir. Evet, şey de bu şekilde. Label image bu şekilde. Bir başka örnekte burada ne yapacaktık? Şey seçiyordu. Bir kutunun içinden seçiyordu bu kez. Bakın şöyle bir kutu çıkıyor. Buradan seçiyor. Efendim tek bir örnek yapmışız galiba burada. Burada az önce tıpkı boşluk doldurmada olduğu gibi ne yapacağız? Şeyin üzerine sürükleyeceğiz ki öğrencilerin en çok sevdiği örneklerden birisidir bu. İşte neyi sormuşuz? Endoplazmik retikulumu sormuşuz. Bakın diğerleri hep geri gelecektir. Gördünüz mü? Endoplazmik retikulum geldiği zaman da tabii tam şöyle küreyle ikisini birleştirmemiz gerekiyor şeyle. Şu şekilde oturacak arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar şeylerin değerlendirmesi GoCongr yardımıyla quiz oluşturmak bu şekilde. Bakın %78 başarı elde etmişiz. İşte buradan soruları gözden geçirme, bütün soruları görebilmek gibi seçenekler var. İsterseniz sosyal medyada bunu paylaşabilirsiniz. İsterseniz yeniden çalışabilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar şuradan şeyi tekrar ekrana geri getirmiş olayım. Videonun başından da anlatmıştım. Şeye girerek paylaşma işlemlerini oradan yapabiliyorsunuz. Share veya gruplar yardımıyla linkleri oluşturabiliyorsunuz. Şuradan bir daha göstermiş olayım hatta. Arşivden girmiş olalım. Bakın şurada Smart Share var. Buradan paylaşmak istediğiniz kaynağı oluşturun ve posta adresi listesi oluşturun gibi seçenekler var. Buradan seçebilirsiniz. Ve buradan da şeyleri belirleyebilirsiniz. Kaynaklarınızı belirleyebilirsiniz. Evet, uzunca bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.